kapitalizmde mesela, liberal kapitalizmde, demokrasilerde mülkiyet esas itibariyle serbesttir. Ne kazanırken ne de harcarken esas bakımından kayda kuyda tabi değildir. Hudutsuzdur, sınırsızdır, bir keyfiyet veya kemiyet tahdidi söz konusu değildir. Gerek mutlak mülkiyet anlayışında, gerek sosyal mülkiyet anlayışında. Çok detaylarda ufak tefek müdahaleler olur. İşte gördüğünüz gibi bu anlayışın geçerli olduğu Türkiye'de örneğin vergi dairelerinin kimisinin kapısında vergilendirilmiş kazanç kutsaldır ibaresi görürsünüz. Bu ne demektir? Nereden kazanırsanız kazanın, yeter ki kazancınızı vergilendirin, o zaman bu kazanç kutsaldır. Yani genel evlerin geliri de kutsaldır, yeter ki manukyan vergisini versin yani. Afyon, esrar, kumarhane, bilmem, gazino, bar, pavyon, ha? Her bir yerin, her bir işin kazancı, içki satmış, bilmem, garson, şöyle böyle meyhaneden hiç fark etmez. Yeter ki vergini ver, vergini verdin mi geri kalan kutsaldır. Şimdi kutsallık anlayışını, yani kapitalizm nasıl bir kuşa çevirmiş, gayet açık, çıplak bir şekilde görülmüş.